Mazbatalar alınmadan el değiştiren belediyelerde kasayı boşaltma telaşı başladı. AK Parti'den CHP'ye, CHP'dense AK Parti ve MHP'ye geçen birçok il ve ilçe belediyesinde son dakika ihaleleri ve satın alımları yapıldı. Hatta CHP'li başka yönetimden CHP'li yeni yönetimlere geçen belediyelerde de krizler yaşandı. Onlardan biri de İstanbul Esenyurt Belediyesi. Başkan seçilen Ahmet Özer, kasayı boşaldık diyerek partisinde olan belediye yönetimine tepki gösterdi. Özer, ihtiyaç dışı işe alımlar yapıldığını da açıkladı. Benzer tartışma İzmir Bornova'da da yaşandı. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdo ve CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçilen Ömer Eşki arasında yaşanan fidan tartışması mahkemelik oldu. Eşki 70 milyon TL'ye fidan alıyorlar, kasayı boşaltmaya çalışıyorlar, yağmur gibi personel alıyorlar dedi. Yerine bir şey koyamıyorsunuz. Evet. Öte yandan AK Parti'den CHP'ye geçen birçok il ve ilçe belediyesinde son dakika ihaleleri ve satın alımları yapıldı. Üsküdar Belediyesi'nin baskılı porselen kupa alımı isimli 4 milyon 704 bin liralık ihale sözleşmesi yeni yönetim görevi devralmadan önce 2 Nisan'da imzalandı. CHP'den MHP'ye geçen Kırklareli Belediyesi'nin ihaleleri de dikkat çekti. Devir teslim töreni yapılmadan hemen önce 3 Nisan'da belediyeye ait taşınmaz 1 milyon 649 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Ayrıca 26, 28 ve 29 Mart tarihlerinde her birinin yaklaşık maliyetleri 6,5 milyon lira olan kırtasiye malzemeleri satın alımı, nalbur malzemesi satın alımı ve 2200 ton kum ve çakıl satın alımı ihaleleri imzalandı. CHP'den AK Parti'ye geçen Hatay Belediyesi'nde ise 27 Mart'ta 6,5 milyon liralık çadır içi ekipman satın alımı ihalesi açıldı. En dikkat çekici ihale ise 1 Nisan'da imzalanan bilgisayar ve monitör satın alımı ihalesi oldu. 150 bilgisayar, 150 monitör satın alım ihalesinin yaklaşık bedeli 26 milyon TL olarak görüldü.